Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, keyiflerin yanındadır. LGS Evelis Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün LGS 2024 kampına başlıyoruz. Artık lütfen sizler de çalışmalarınıza başlayın arkadaşlar. Çünkü yaz tatilini çok iyi geçirenler bir üst seviyeye geçerler. Çünkü biz bunun 2023, 2022, 2021 kısımlarında biliyoruz, yaşadık. Yazı çok iyi değerlendirip, 8'e çok iyi hızlı bir şekilde güzel bir şekilde hazır, hazırlananların çoğu çok 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 üst seviyede ilerliyorlar arkadaşlar. O yüzden sizlere kamp oluşturdum. Bakın 28 günde zaten LGS matematiği 5 günde 6 günde anlatılacak Durumlar değil arkadaşlar yani en fazla 2 hafta 3 hafta 4 hafta ayıracağız ki ayrıntılı bir şeyler öğrenelim kardeşim yani e, her şeyi öğrenelim yani en ince ayrıntısına kadar öğrenelim hiçbir eksik kalmasın yarım kaldığımız şeyleri tamamlamak daha zordur o yüzden benim amacım şudur sana eksik bırakmamak birinci dönemi bitireceğiz. 28 günde birinci dönemi bitireceğiz. Oturacağız. Gerçekten de 28 günde birinci dönemi tamamen bitireceğiz. Bak burada var. Çarpanlar ve katlar. Ebo ekok Aralarında asal sayılar. Map tadında soru çözümü. Hepsi var. Hepsi. Hepsi. Sıkıntı yok. Ayrıntılı bir şekilde nokta atışına kadar sizlere tek tek ayrıntısıyla anlatacağım. Evet bu kamp arkadaşlar başlattık. Ve bu kampı 28 gün boyunca devam ettireceğiz. O yüzden ben Masum'u arıyorum. Şu an mouse'umu bulamadım. Heh, tamam. O zaman ilk günümüz, birinci günümüz çarpanlar ve katlarla başlayalım mı efendim? Hazır mısınız siz? Kendinizi hazır hissediyor musunuz? Şöyle gelin bakalım. Hocam kendimi huzur istiyorum. Yorum kısmına yazın. O liseleri kazanacağız hocam. Rahat ol sen. O liseler bizde mi diyorsun? Yoksa ya hocam daha tatil ya. Şu tatili yapalım. Allah'ını seversen bir bırak. Sekizde başlarız ya. Boş ver mi diyenlerdensin. Çünkü böyle diyenlerin birçoğunun eksikleri çok fazla oluyor. Çünkü siz çalışmazsanız çalışanlar var kardeşim. Çalışanlar adamlar yazın başında oturup çalışıyorlar. E onları nasıl geçeceğim? Geçmen için, e, onları bir adım üst seviyeye geçirebilmek için o liselere kazanabilmek için, hayaline ulaşabilmek için çalışmak zorundasın. Ben de ne yapıyorum? Senin için diyorum ki ya bu kurban olduğum benim canım, ciğerim, öğrencim eksik kalmasın yahu o da çalışsın. Ayrıntılı, ücretsiz, bedava ders anlatıyoruz burada. Ee, i̇nşallah arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde dinlersiniz. Peki bir de şunu hatırlatmak, şunu söylemek istiyorum. Biz bu 28 günü şuradaki solomotu parçalayarak yaptık. Arkadaşlar bakın ben konuyu anlatacağım buradan. Solomat kitabı olanlara solomattan ödev vereceğim solomat kitabı olmayanlara da ödev vereceğim tamam mı yani şu ya hocam biz on, kitabı olanlara ödev verdiniz kitabı olmayanlara ödev vermediniz öyle bir şey yok ödev de vereceğim pdf'leri koyacağım aşağıya aşağı kısma kitabı olanlar kitaptan çözebilecekler kitabı olmayanlar PDF'ten başka tabi başka sorular var onlardan çözeceksiniz ve ek olarak söylemek kitap olanlar o diğer ödevi de yapabilirsiniz. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Ben canlaştık. Haydi bakalım. İmkanınız varsa da yer arkadaşlar alın önünüzde dursun beraber ilerleyelim. Çok 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 faydasını görürsünüz. Sorular kaliteli, güzel sorularla karşılaşacaksınız. Peki. Haydi bakalım. Şimdi öncelikle biz konuyu bakın in ince kadar anlatmak istiyorum. Hiçbir tane soru işareti şu kafa cihazında Canım mükemmel o Einstein beyninde kalsın istemiyorum. O soru işaretlerini tamamen bitireceğiz. Tamam mı? Tamamız değil mi? Tamamız. Şimdi ben şuraya güzel ben şuraya güzel bir CEO ekran açayım ki burada bir konuşalım. Şuradaki yıldızlar var ya şu yıldızlar, şu yıldızları şurada bir açıklayalım. Bir açıklığa getirelim. Şimdi demiş eski pozitif bir tam sayının pozitif tam sayı çarpanları aynı zamanda bu tam sayının tam bölenleridir demiş. Tamam. Bakın ilk önce bize kelimeler ne söylüyor? Demiş ki pozitif bir tam sayı. O zaman ben diyeceğim ki bir tane pozitif tam sayı. Bir tane sayı elde etmem gerekiyor. Hemen o sayıyı yazıyorum. İzle. İzle ve gör o sayıyı. Sence ne yazacağım? Tahmin et bakalım. Evet benim uğurlu sayım değil arkadaşlar. Şaka yaparım. Evet ne yazıyorum biliyor musunuz? 15 sayısını yazdım. 15 sayısını yazdım. Tek bir sayı. Güzel bir sayı. 15'i yazdım. Bir de tek sünnettir arkadaşlar. Tek sayılar sünnettir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Evet şimdi 15 sayısı. Arkadaşlar bana diyor ki pozitif tam sayı çarpanları bak çarpanları. He, o zaman ben pozitif tam sayılar bulacağım ve bunları çarpıştıracağım bir 15 elde edeceğim. O zaman bunlar hem de bunun bölenleridir diyeceğim. Bakın dikkat kafana yaz Einstein beynine bunu yaz. De ki bir tüm sayılarla ortak bölünür diyeceksin tamam mı? Bir o zaman ben diyorum ki, he, o zaman buraya bir bir yapıştırayım. Peki, ben bu bir yapıştırdım ya, 15'i elde edebilmek için hangi sayı ile çarpmam gerekiyor? 15 ile. O zaman biri 15. 1, bir, 15'in bölenidir, hem de çarpanıdır. 15, 15'in bölenidir, çarpanıdır. second yok. O yüzden hemen en başta bir yaz, bir de kendisini yaz. Geç sonra yavaş yavaş ay, yükselt sayıyı. 1 demiştin, 2. Hmm. Bakın 2 yazıyorum 2'ye bölünebilir mi 15'te düşünüyorum düşünürken şunlara dikkat ediyorum diyorum ki 15 sayısı hmm, tamam 2'ye e, bölünebilme kurallarına ben bakıyorum burası benim için ne olacaktı hemen şöyle yazayım şöyle 5'ten burası benim için ne olacaktır 0 olması lazım 2 olması lazım 4 olması lazım 6 olması lazım 8 olması lazım ki 0'a tam bölünebiliriz 2'ye tam bölünebilsin özür dilerim. E o zaman bakıyorum burası 5. He öğretmenim 2'ye bölünmez bu. 2'ye bölünmezse o zaman ne yapıyoruz biz bunu? Zaten yazmaya gerek var mı? Yok. Çünkü yazarsan belki kafan karışabilir. O mükemmel canım kafan. Evet. O zaman 3'e bölünebilir mi bakıyorum? 3'e bölünebilme kuralını hatırla. Sayıların rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olması gerekiyor. Hemen 5 ve 1'i toplarsan 6 olduğunu göreceksindir. 6 da zaten 3'ün katı olduğu için bölünebilir. O zaman diyorum ki 3'ü ben hangi sayıyla çarparsam 15 elde edebilirim? Tabii ki 5. 4 de zaten bu sayı bölünmüyor. Çünkü 2'ye bölünemediği için. Ondan sonra 5'e bakıyorum. Bak hmm, buraya 5'i buraya yazarsam gelirsem diyorum ki işim bitmiştir benim. Artık bölme çarpma hiçbir şey yapmama gerek yok. Bunun 15 sayısının bütün bölenlerini bulmuşum diyeceğim. O zaman hangi sayılarmış? 1, 15, 3 ve 5'tir. Yani kaç tane böleni varmış 15'in? 4 tane böleni varmış diyeceksin, geçeceksin. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Peki Hemen diğer kısma bakıyorum. Demişiz ki bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan. Dikkat et bak bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara. Doğal sayılar nelerdi? Hemen hatırlatıyorum sana. 0, 1, 2, 3 böyle sonsuza kadar gidiyordu. Buna biz doğal sayılar diyoruz. Ee, ve ona asal sayılar diyeceğiz. Ve şuna dikkat et. Kural Birden büyük olması gerekiyormuş. Tamam mı? O zaman en küçük asal sayının 2 olduğunu bil. Ha? Yaz. 2'nin özellikleri var. En küçük asal sayıdır. Ve tek çift asal sayı 2'dir. Asal sayılarda sadece 2 sayısı çifttir. Diğer tüm sayılar tektir. 2, 3, 5, 7, 11, 13 diyoruz. Bakın. Neden? Neden kardeşim? Neden asal bunlar? Çünkü kurallı diyor ki. Mesela diyelim ki hangi sayıyı yazalım. Mesela 11 sayısına bakalım. Kuralımız diyor ki 1'den büyük. 11 1'den büyük. Sadece 1 ve kendisinden bölünebiliyor. Hemen ben diyorum ki 11'in bölenlerine bakıyorum. 1, 11. E 2'ye bölünmüyor bu sayı. 3'e bölünmüyor bu sayı. 5'e e bölünemiyor. 7'ye bölünemiyor. Hmm. O zaman diyeceğim ki 2, 3, 5 ve 7. Bu bölünebilme kısımlarını bilmen gerekiyor. 2'ye, 3'e, 5'e ve 7'ye bak. Zaten yoksa yüksek ihtimal asal sayıdır diyeceğiz. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Peki. Asal sayılar dediğimiz gibi 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13 şeklinde gidiyor. Size bir tane ödev arkadaşlar. Asal sayıları e, yapabildiğiniz kadar, ezberleyebildiğiniz kadar ezberlemeye çalışmayın. Neden? Çünkü soru çözdükçe zaten bunlar gelecektir. Kafanızı, o muhteşem Einstein beyninizi yormanıza gerek yok efendim. Soru çözdükçe bunları zaten öğreneceksin. Diyeceksin ki, heh ulan ben bundan çözmüştüm o asal sayı ya bu ne ya ezberleme ezber yok abi ezber yok biz zekamızı şu Einstein beynimizi kullanacağız Allah vermiş beyin niye kullanmıyoruz bak bu da önemli demişiz ki bir pozitif tam sayı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmaya asal çarpanlarına ayırma denir e öğretmenim nasıl yazacağız ya? ne demek bu ne demek şimdi bak biz asal sayıları öğrendik abo Aldı bu. Aldı bu gitti Heh. şimdi arkadaşlar biz asal sayıları öğrendik değil mi Okey. Şimdi asal sayıları öğrendik. Diyor ki asal çarpanlarına ayırma diyor. Hmm. Bir sayı elde edelim. Diyelim ki şuraya bir kocaman 18 yazalım. 18'e de diyeyim ki bunu ilk önce bir e, şunu hatırlatmaya da yapayım da. Arkadaşlar bunları bulurken iki yöntem var. Birinci yöntem çarpan ağacı yöntemi. Diğer yöntem algoritma yöntemi. Şuraya bir de 18'e yazayım. İkisini de sizlere göstereyim. Mesela Diyorum ki en küçük asal sayı kaçtı? 2. Hemen bakıyorum 18 2'ye bölünebilir mi? Bölünebiliyor. E o zaman ben buraya direkt 2 yazdım. 18 elde edebilmek için de buraya 9 elde ettim. 2 ile 9'u çarparsam 18. Tamam. Neden 2 ile başladım? 1 ile başladım. Çünkü ben asal çarpanlarını bulmaya çalışıyorum. 9'u da haydi parçalayalım. 3'e 3, e 3 diye parçaladım 9'u. O zaman burada 3 3 oldu. Burada da 2 oldu. Bak çarpan ağacı dallar gibi düşünün. Tamam mı? Peki arkadaşlar. E bakıyorum 18'i ben bir de algoritmik olarak. Şöyle çizgi çekiyorsun aşağıya. 2'ye bölüyorsun. Burası 9. 3'e bölüyorsun. Burası 3. 3'e bölüyorsun. Burası 1. Hemen diyorsun ki buradaki 18'in asal sayıları yani asal çarpanları 2 ve 3'tür diyeceksin. Bu kadar basit aslında. Geçiyorum kardeşlerim, güzel çocuklarım, öğrencilerim, ballarım. Geçiyorum. Sorulara geçelim artık. Soru çözelim oğlum benim artık artık benim yaşlanmışım ya ben. Benim ben gideceğim arkadaşlar. Yaşlanmışım ben. Evet. Evet. Ş evet. Şöyle geldik. Ve diyoruz ki Haydi bakalım sorulara bakalım. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi bir asal sayıdır? Asal sayı. Allah. Şunu siyah yapayım. Tamam. Arkadaşlar hemen değerlendire değerlendirelim. A'yı kontrol edelim mi? A'yı kontrol edelim. Hadi. Kurallara bakalım. 2, 3, 5 ve 7'ye bölünebiliyor mu? Bir bakalım. Şimdi öncelikle baktığımda bu sayı 2'ye bölünmez. Neden? Sonu 7. 2'ye gitti. 3'e bölünebilir mi? 5 ve 7'yi topladığımda bana neyi verecek? 12 elde edeceğim değil mi? Evet. E, o zaman 12 elde diyorsam 3'ün katı mı? Katı. O zaman bu 3'e bölünebilir. O zaman bu asal sayı değildir. Gitti. Hemen bakıyorum. 69. 2'ye bölünebilir mi? Hayır. Sonu çift değil çünkü. 3'e bölünebilir mi? Evet. Ben bunu topladığımda ne olacak? Bunun toplamı 15 sayısı olacaktır. 15 3'ün katı olduğu için gitti. 73. 2'ye bölünebilir mi? Hayır. 3'e bölünebilir mi? 7 ile 3'ü topladım. Hayır. 5'e bölünebilir mi? Hayır. Sonu 0 ve 5 olması gerekiyor. Hayır. 7'ye bölünebilir mi? Hayır. Bölünemez. Bu da gitti. O zaman diyeceğim ki bu asal sayıdır. Bak 91'i kontrol ettiğimizde 91 2'ye bölünmüyor. Tamam. 3'e bölünmüyor. Çünkü topladığımda 10 yapıyor. 4'e zaten bakmasına gerek yok. 5'e bölünmüyor. E, o zaman bu sayı kaça bölünüyor kardeşim? Soru mu hata? Hayır. Bu sayı arkadaşlar 7'ye bölünüyor. 7 ile 3'ü çarparsam ben 91 elde edeceğim. O yüzden 91'in bir asal sayı olmadığını öğren. Peki aşağıdakilerden hangisi 90'ın çarpanlarından biri değildir demişiz. Hmm, tamam. Şimdi ben şuraya 90'ı kocaman yazdım. Ama sen göremiyorsun çünkü değil mi burada? Ben o zaman 90'ı şu şekilde kocaman yazayım kırmızı ile kocaman yazayım. Sonra diyeyim ki 90'ın çarpanlarından biri değildir diyor ya biz çarpanları nasıl buluyoruz? Hemen zekamızı çalıştırıyoruz diyoruz ki buraya 1 buraya 90 yazayım diyor. Sonra bu sayı 2'ye bölünebilir mi? Çünkü sonu 0. 2'ye böldüm burası 45 oldu. 2'ye 45 bana 90 verecek. Peki arkadaşlar 3'e bölünebilir mi? Evet 3'e böldüğümde 30 elde edeceğim. 4'e bölemem. 5'e böldüğümde 9'un içinde 5 bir kere var. Ee, sonra burada kaç kaldı? 40 kaldı. O zaman 8 diyeceğim. 6'ya bölebilir miyim? Evet 6'ya bölebilirim. 6'ya 15 elde edeceğim. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. Bir de 9'a 10 diyeceğim. Tamam. Peki bana ne sormuş? Demiş ki 60 45 18 ve 6. Bunlardan hangisi çarpanlarından biri değildir? 6'yı görebiliyorum. 18'i görebiliyorum. 45'i görebiliyorum ama 60'ı göremiyorum. Bakın zaten Şurada taktik şu. Bakın taktik şu. 1'e 90, 2'ye 45. 90'dan sonra en büyük sayı zaten 45 olduğu için direkt 60'ı da işaretleyebilirsin. Hepsini yapmana gerek yoktur efendim. Peki efendim 3'e baktık. 420 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır? Ben genelde asal çarpan ağacını kullanıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum bana güzel geliyor. Benim hoşuma gidiyor niye bilmiyorum Evet şöyle solamatımızın üzerine kapattık ve Şöyle hatta şöyle yapalım. Geri aldım. Şöyle büyük bir şekilde yapayım ki arkadaşlar en azından sizlerde faydanın büyük büyük görün istiyorum. Şimdi 420 hemen şöyle 420'yi yazı vereyim. Tamam mı? Şöyle yapabilirsiniz aslında. Direkt çarpan ağacı kullanarak 2 ile başlayabilirsiniz. 2'ye başladığımızda 4'ün içinde 2 kaç kere var? 2 kere var. 2'nin içinde 2 kaç kere var? 1 kere var. 0'ın içinde 2 kaç kere var? 0 kere var. Sonra. 210'a geldik. 212'ye bölünebilir çünkü sonu 0. Hmm. 2'ye böldüm. 2'nin içinde 2 kaç kere var? 1 kere var. 1'in içindeki yok. O zaman 10'a bakıyorum. 10'un içinde 2 kaç kere var? Hatta şöyle yapalım. 0 yazayım buraya. Sonra 10'un içine bakayım. 5 kere olduğunu göstereyim size. 105 artık bu sayı 2'ye bölünmez. 3'e bölünebilir mi diye kontrol edeyim. 5 ile 1'i topladım. 6 3'e bölünebilir. O zaman 3'e bölüyorum. 10'un içinde 3 kaç kere vardır? 3 kere vardır. Çünkü 3 kere 3 9 olacaktır. Burada 1 onluk kaldı. 15'in içinde 3 kaç kere vardır? 5 kere vardır. Peki arkadaşlar. Bakıyorum. Devam ediyorum. Burada 35'e kaldım. Hmm, bu 35'e bakıyorum. 7 çarpı 5 zaten değil mi? Bu zaten 5'e bölünebilir. 7 kere 5'ten zaten 35'e elde edeceğim. Ee, arkadaşlar bana zaten demiş ki kaç farklı asal çarpanı vardır demiş. Bakıyorum. 2. 2'den bir tane daha var ama bir kere sayacağım. Okey mi? Bunu karıştırmayın. Çünkü farklı diyor. 2, 3, 5 ve 7. O zaman ben diyeceğim ki 2 var, 3 var, 5 var ve 7 vardır diyeceğim. Ve 4 tanedir deyip cevabı yapıştırıp geçeceğim. Anlaşıyoruz dayan mı? Hadi 4'e bakalım. Şimdi 4 kısmına baktığımızda 220, 270 sayısının üstü biçimde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Aynı mantık. Bunu da algoritmik şekil, olarak yapalım arkadaşlar ki hepsini bilin. Kafanı da soru işareti kalmasın. İleride öğretmeniniz bir şeyler gösterdiğinde demeyesin. Ya hocam bu nedir yahu deme diye ben bunu da sana göstereceğim. Hemen diyorum şuraya 270'i yazdım. Hop çizgimi indirdim. Ama böyle çizgi inmez. Niye biraz daha güzel yazalım deme yahu. Bak Allah. O bile çizgi. Ben de bir yazım sorunu var bak ya Allah Allah sonunda buldum okey şimdi arkadaşlar baktığımda 270 hmm. şu 270'i değerlendirdim de diyeyim ki hadi ikiye böleyim şöyle biraz küçülteyim ikiye böldüğümde arkadaşlar bunu ikinin içinde 1 7'nin içinde 3 10'un içinde 5 135 elde ettim Bakın burada mantıklı olarak şöyle düşünün. Zekice hareket edeceksiniz. 2'nin içinde 2 kaç kere var? 1 kere var. Sonra 7'nin içinde 2 kaç kere var? 3 kere var. 1 de burada biten 10'luk kaldı. O zaman diyeceksin ki 0 da yanına koy. 10'un içinde 2 kaç kere var? 5 kere var. Süper. Artık bu sayı 2'ye bölünmez. 2 ile işimiz gitti. Şimdi bakıyorum 2'ye bölünmediği için 2'den bir tane olmak zorunda. Burada bak 2'den 3 tane var diyor. 2'den 2 tane var diyor. Ben bunları ne yapıyorum? Direkt eleyebiliyorum. Şıklardan giderek eledim. Peki, devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu sayı kaça 3'e bölünebilir mi diye bakıyorum. 9 3'e bölünebilir. Rakamlarınız sayıların rakamlarını topladım. 3'e bölüyorum. 13'ün içinde 4 kere var. 45 yaptı o zaman bu. Direkt 5'e bölebilirim ya da direkt 3'e bölme ihtimaline devam edebilirsiniz. Direkt 3'e de bölebilirsiniz. Çünkü 3'e bölünebilir. E 9 yapar çünkü burası. 15 elde ettim. Hala 3'e bölünebilir. Burası da 5 yaptı. 1. Şimdi bakın. Buradaki olay şu. 2'den kaç tane var? Bir tane var. Tam 2'den bir tane var. Ne yapıyorum? 2 üzeri artı 1 çarpı. Çünkü biz bunların hepsini çarparak 270 elde ediyoruz aslında. 3'ten kaç tane var? 3 tane var. 3 üzeri 3 çarpı. 5'ten kaç tane var? 1 tane var. 5 üzeri 1. Yakaladık mı? Yakaladık. O yüzden bakıyorum. Bunları zaten elemiştim. 3'ten 3 üç tane olduğunu biliyorum. 3'ten 2 tane yazmıştım ama zaten 7 diye bir şey mi var ya? Yahu yok. Cevap direkt C olacaktır. Evet, devam edelim. Şimdi demişiz ki, 2 basamaklı 5 üçgen sayısının asal sayı olabilmesi için üçgen yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Evet, hemen şunu yazıyorum arkadaşlar. Şimdi geliyorum diyorum ki, değer vereyim diyorum. Şimdi ben buna 0 versem 1 versem, 2 versem, 3 versem, 4 versem. Şöyle yapalım hatta biraz daha. Ee, şu yukarıda mı yazayım? Biraz daha küçük yazayım değil mi? Şöyle. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazarım. Onu yazamam zaten değil mi? Yok o kadar da değil yani. Bak sıfır değerlendiriyorum. Diyorum ki bu sayı sıfır yani olabilir mi? Asal çünkü bak asalsa yahu asal olacak. 2'ye bölünmeyecek, 3'e bölünmeyecek, 5'e bölünmeyecek, 7'ye bölünmeyecek. Ayık olacaksın. Sıfır. Hmm, bu sayı sıfır olursa 2'ye bölünebilir. Sıfırı alamam. 51. 5 artı 1, 6, 51, 3'e bölünebiliyor. Alamam. 52, 2'ye bölünüyor. Alamam. 53. Hmm, 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 7'ye bölünmüyor. Hmm, tamam o zaman bu asal sayıdır. 53 aldım. O zaman ilk olarak üçgene 3 üç sayısı yazılacaktır. Peki devam ediyorum arkadaşlar. 4 olur mu? Hayır, 2'ye bölünebilir. 5, hayır 5'e bölünebilir. 6, hayır 3'e 2'ye bölünebilir. 57. Hmm. 57 5 ile 7'yi topladığımda 12 elde ediyordum. He, bu o zaman zaten 12 olduğu için 3'e bölünebiliyor. Hmm, tamam o zaman bu da gitti. 58 2'ye bölünüyor. O zaman 59 olacaktır. Peki o zaman bir de 59'u aldım. İkinci üçgene yazılacak sayı 9'muş. Bunları bana ne demiş? Rakamları toplamına yaz demiş. Topla demiş. E o zaman buradan 9 artı 3'ten 12'yi elde ederim. Cevabı da bol olarak işaretlerim ve geçerim. Heh, şimdi bu tür sorulara da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Demişiz ki buna göre K aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. K'ye bakacağız. K'ye. Şimdi arkadaşlar. A ve B ee, pozitif tam sayı olmak üzere demiş. Şimdi burada tabii ki şıklardan gitmeniz gerekiyor. Şıklardan gitmeden de eleyici, elemeği elemeyi de kullan. Çünkü bak 3'e ve 5'e bölünebilen bir sayı bu. Dikkat et. <laughs> o zaman diyorum ki bu sayı ha, bak gibi ortada. E, 120 kurban olayım 2'ye bölünebiliyor. E, burada 2'ye bölünme kısmı yok ki zaten. Bölenlerinden biri iki de değil ki. O yüzden ben direkt. Okey. Sonra bakıyorum. Bunu mesela 105'i hemen bölme, çarpma, her türlü işi neyse onu yapalım. Şimdi hemen ne yaptım? 105'i şu şekilde yazıverdim, çizgime çektim. 2'ye bölünmeyecektir. 3'e böldüm. 3'e bölersem 3. Burası 15 olduğu için 5. 35 değil mi? Evet, 35. 3'e bölünmez artık bu. 5'e böldüğümde 7, 7'ye böldüğümde 1. He, bunu ben 3 çarpı 5 çarpı 7 diye yazarım. Arkadaşlar bu 7 nereden? Allah'ını seversen. Ve burada 7 yok ki. O zaman ele gitsin. 135. 135'i yazıyorum ve diyorum ki algoritmik olarak bir kontrol edeyim ben bu. Şimdi bu zaten 3'e bölünebilir, 2'ye bölünmez. 3'e böleyim direkt diyorum. 13'ün içinde 3 kaç kere vardır? 4 kere vardır. Buraya 45 olarak yazdım. 3'e bölüyorum burası 15 oldu. 3'e bölüyorum burası 5 oldu ve 5'e bölüyorum burası 1 oldu. Hemen şuraya baktığımda 3'ün 3. kuvveti çarpı 5'in 1. kuvveti şeklinde yazıyor. Buraya uydu mu? Uydu. O zaman ben diyorum ki A'mın değeri 3'tür. B'min değeri 1'dir. Bu ikisinin toplamını mı sormuş? Karşılıklı hangisi olabilir? direkt kaç sormuşuz? 135'i direkt işaretleyebiliriz. 7 Diyoruz ki Elif'in belirlediği şifre 40 ile 50 arasında ve iki farklı asal sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor. Hemen bak bu tür sorularda şunu düşünüyorsun. Diyorsun ki ben 40 ve 50'yi yazayım. Sonra arasında dediği için ne olabilir? Ve farklı asal sayının çarpımı şeklinde yazabiliyor ise Elif'in belirlediği şifre şeklinde hangisidir? E tamam. Şimdi arkadaşlar burada şöyle düşünmemiz gerekiyor. Biraz da şıklardan giderek çözebilirsiniz. Tamam mı? Çünkü diyor ki iki farklı asal sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor ise Elif'in belirlediği şifrecinin hangisidir? 42'ye bakıyorum. Bakın 42'yi ben 2'ye bölersem 21 yapar. 21 3'e 7 yapar değil mi? Şimdi baktığımda bu kaç tane asal çarpımı, asal sayının çarpımıyla ile demiş. 2, 3 ve 7 var. 3 tane. Ama bana 2 farklı diyor. O zaman bu benim için değildir. Yani bu tür sorularda şıklardan gidersen mantıklı. Ve genelde ya denizli olur ya ceyhan olur. Dikkat. 43'e bakıyorum. 43 zaten bir asal sayıdır. Yani bunun e, çarpımı zaten 43 olacaktır. Bu olmadı. 46'ya bakıyorum. 46'yı yazıyorum. 2'ye 23. Arkadaşlar 2 de bir asal sayı. 23 de bir asal sayı ve bunların ikisinin çarpımı 46. Ve bu 46 da 40 ve... 50'nin arasında. O zaman cevabı C olarak işaretlersin. Bak 49 neden değil? Çünkü 49 7 çarpı 7'nin 2 tane asal çarpımın 2 aynı asal çarpımının çarpımı şeklinde yazılabiliyor. Bana farklı diyor. Buradaki kelimeler çok önemli. Dikkat etmeni, etmeni istiyorum. Peki 8. Asal çarpanları 2, 3, 5 olan yüzden büyük en küçük doğal sayı kaçtır? Bak 2, 3, 5 olan yüzden büyük. Hemen diyorum ki 2, 3 ve 5'e bölünebilen sayı elde etmem gerekiyor. 2'ye bölünmüyor bu zaten. 105 sonunun 0, 2, 4, 6 ve 8 olması gerekiyor. O yüzden bu gitti. Hadi bakalım 120'ye bakalım. Şimdi arkadaşlar 120 kısmına bakıyorum. Şimdi 120'yi yazdım. Tamam ya da şöyle ya direkt kurallardan da gidebiliriz fark etmez. Şimdi arkadaşlar bu 2'ye bölünebiliyor. Okey. 3'e bölünebiliyor. Okey. 3 ile 2 ile 1'i de 3 yaptı. 5'e bölünebiliyor. Okey. Çünkü sonu 0. Hepsi uyuyor gibi. Bu dursun bakalım. 150. Şimdi 150 2'ye bölünebiliyor. Okey. 3'e bölünebiliyor mu? Okey. 5'e bölünebiliyor mu? Okey. Bu da dursun. Şimdi 180'e bakıyorum. 2'ye bölünebiliyor mu? Bölünebiliyor. Hepsi bölünebiliyor. Tamam. Bu da diyor ki. Zaten diyor ki en büyük Yüzden büyük en küçük doğal sayıyı sorduğu için. Ya da aklın kalmasın diye 120'yi şekilde bölüyorsun. 60, 2'ye böldüm. 30, 2'ye bölüyorum. 15, 3'e bölüyorum. 5 ve 5'e bölüyorum. Bak. 2, 2, 2, 3 ve 5. Sadece 2, 3 ve 5 mi? Evet. 2 var, 3 var ve 5 var. O zaman ben diyeceğim ki en küçüğünü sorduğu için 120'yi şartlayabilirsin. Bu kadar. Peki. Haydi 9'a bakalım. Şimdi arkadaşlar 9 kısmına baktığımızda diyor ki yanda verilen çarpan ağacına göre m eksi l ifadesinin değeri kaçtır diyor. m eksi l bak dikkat et. Burada bir çarpan ağacı görüyorsunuz değil mi? Çarpan ağacı. Çarpan ağacını biz ne yapıyorduk? Üstten böyle dallandırarak aşağı indiriyorduk. O zaman buradaki l'yi oluşturan şu iki tane dal parçası değil midir? Evet. E o zaman ben diyorum ki bu iki tane sayıyı çarpayım ve L'yi bulayım. 5 ile 11'i çarparsam 55 o zaman L 55'tir. M'yi oluşturan dallar neler? Şu ikisi değil midir? Evet. O zaman ben diyorum ki 2 ile de 55'i çarpayım. Yani 2 çarpı 55 diyeyim buraya ve 110 yazayım. M'nin değerinin de 110 olduğunu söyleyeyim. Ama iş bitti mi? Hayır. Ben diyor ki M'den L'yi çıkar diyor. Yani 110'dan 55'i çıkartıyor. O da zaten 55 oluyor. Benim 5'lerim var ya mükemmel ha. Ya kimse bir şey diyemez kardeşim. Benim 5'lerime kimse bir şey diyemez. Neden derseniz çünkü mükemmel yazıyor. Evet şimdi demişiz ki 48 sayısının pozitif tam sayı çarpanları aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Hmm, tamam. Şimdi 48. Şimdi ilk önce başta bir kesinlikle olacak ve sonda da 48 olacak. Bakıyorum bu baştan kaybetti ya. Lan insan şuraya biri yazar ya bu ikine. Tamam. Sonda 48'ler var. Tamam. Sonra ikinci sırada 2 iki olması gerekiyor çünkü 48 2'ye bölünebilen sayı. 2 2 2 24 24 24 tamam. 3'e bölünebilen bir sayımı mı? 48'i Baktığımda 12 3'e bölünebilir. Tamam 3 3 3 olması gerekiyor. E, 3'e bölersem 16 16 16 olması gerekiyor. Şu an çok iyi gidiyor hepsi. 4'e 6'ya bölünebilir mi? Hayır. 6'ya bölünebilir mi? Bölünebilir aslında ama şöyle düşünün. 3'ten sonra 4'e geliyorsun. 4'e bölünebilir mi diye bakıyorsun. 4'e bölünebilir mi 48? Evet. 12 yapıyor zaten. E, o zaman bu direkt 6 yapmış. 4'ü atlamış. Bu da elendi. Maalesef bizim de değilsin denizde. Evet bunlar da okey. 6'ya bölünür. İkisi de aynı zaten. Farklı değerlendireceğiz. 8'e bölünebilir mi? Evet. 8 kere. 6 kere 8. 48 yaptığı için 8'e bölünebilir. Ama burada ne yapmış? 8'e bölmemiş. Direkt doluyor. İşaretlemiş. Veya dersin ki 48'i aynı mantıkla şuraya yazarsın. 1'e 48. 2'ye 24. 3'e 16. 4'e 12. 6'ya 8 yazarsın. Temiz temiz yoluna bakarsın. Nasıl istersen bak senin canın o o senin Einstein zekan nasıl istersen öyle yapabilirsin. Tamam mı? O zaman on e geçiyoruz. Şimdi demişiz ki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yorum sorusu. Haydi bakalım yapalım. En küçük asal sayı 1'dir demiş. Allah'ım karışmasın. Tüh. Bunu da bilmiyorum. 1 ne ya? 1 değil. Kural zaten birden büyük doğal sayılardan bahsediyor zaten. O yüzden bu kesinlikle yalan söyler. İki basamaklı en büyük asal sayı 90'dır. 93'tür diyor. Bak burada kandır, kandırmaçlı bir şey var. Abi bu sayı zaten 3'e bölünüyor yahu. 9 ile ben 3'ü topladığımda 12 elde ediyorum. E bu 12 de zaten 3'ün katı. E o zaman bölünür. E bölünüyorsa asal sayı olmaz. Asal sayının özelliği 1 ve kendisine bölünebilir sadece. O yüzden bu da yalan söylüyor. Asal sayılar arasında her zaman iki fark vardır diyor. Her zaman kısmı seni şüphelendirsin. Her zaman matematikte bu tür durumlar yani genelde yanlış cevaplar oluyor arkadaşlar. Baktığımızda as ar asal sayılar arasında mesela 2 ile 3 asal da mı ikisi de? E arasındaki fark ne? 1. Mesela 3 ile 5 arasındaki fark ne? 2 olabiliyor ama her zaman iki fark yoktur. Mesela 5 ve 11 araların yani asal sayılar arasında her zaman iki fark var diyor 5 ile 11 de asal sayı e e nerede bu evet o yüzden bu da benim için yanlış bir ifade bunu da siliyorum peki 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 haydi Denizli'ye bakalım 2 dışında bütün asal sayılar tek sayıdır bunu zaten söyledik İnşallah unutmamışsındır unuttuysan yani Neyse. Evet. Evet arkadaşlar. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bu şekilde ne yapar? Gider. Ama sadece çift olan budur. Diğerleri tektir. Yani bu denizli doğrudur. 12. sorumuza baktığımızda. 12. sorumuz diyor ki. Şöyle biraz yapayım. Buna göre A sayısı kaçtır demiş. Aşağıda A sayısının asal çarpanlarına ayrımlı şekli verilmiştir. Biz A'yı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Tabii ki şöyle buluyoruz. A 2'ye biliyoruz, B'yi buluyoruz. B 2'ye biliyoruz, C'yi buluyoruz. C 3'e biliyoruz, D'yi buluyoruz. D'yi 5'e biliyoruz, E'yi buluyoruz, E'yi buluyoruz, C'yi 1'e O zaman şöyle düşünüyoruz. Ben E'yi 13'e bölü 1 buluyorsam E'nin değeri 13'tür. Veya bu aslında bir şeydir. Nasıl söyleyeyim? Ekok gibi düşünün ama bir tane sayı olduğu için şöyle düşünün. Direkt bunların çarpımını da alabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu sayıların tamamının çarpımı zaten sana a'yı verecektir. Çünkü a'nın bölenleri a'yı bölmüş. Bu a'yı ikiye bölmüş bunu bulmuş. Bu şekilde düşün. O zaman ben diyorum ki 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 13 bana a sayısını verecek diyorum. E, o zaman ilk önce 2 ile 2'yi çarptığında bana neyi verecek? Tabii ki 4'ü verecek. 4 çarpı 3'ü 12 olarak alacağım. 12 çarpı 5'i 60 olarak alacağım. 60 ile 13 çarparsam 600, 6 kere 3'ten 6 3'ten 18 180 yapıyor. Yani şöyle düşünün 6 ile 13'ü çarpıyorum. İlk önce 3'ü görmüyorum. Tamam mı? 3 yokmuş gibi düşünün. 10 ile 6'yı 60'ı çarparsam 600 elde ederim değil mi? E, Buradaki 3'ü de sonradan alıyorum. 3 ile de 6'yı çarparsam 18, 0'ı koyarsam 180 yapar. E bunları zaten bu şekilde topladığımda 780 elde edebilirim. Ve cevabı denizli olarak yapıştırıp geçebilirim. Evet arkadaşlar ilk günümüzü bitirmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Şimdi ben burada anlattıklarımı anlattım. Elle, yani güzel oldu. Size ödev olarak da kitabı yani kitabı olan öğrencilerimize ödev olarak da bunları veriyorum. Lütfen bunları çözün. Kitabı olmayan arkadaşlarımız <laughs> içinde aşağıya 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 ben ödevlendirme vereceğim. Ya hocam şunlar bana biraz zor geldi hocam Çözüm bir yani biraz zorlanacağım. Bakın arkadaşlar kitapta şurada kare kod var. Bu kare kodu okuttuğunda buradaki soruların çözümleri de zaten var. Ben öyle bir çözüm de buldum size sıkıntı yapmayın. E şimdi siz kitabı olanlar benim ek olarak verdiğim ödev, diğer ödevleri de yapabilirsiniz. Anlaşıyor muyuz? Ben anlaşıyoruz. Evet kendinize iyi bakın. Sizlere çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Güle